Sürdürülebilir bir gelecek için farklı alanlarda etki odaklı çalışan değişim öncüleri, İmece Summit etkinliğinde bir araya geldi. Küreselden yerele, ortak akıl, iş ve güç birliğiyle dönüşümün nasıl mümkün olacağının rotası çizildi. Yaklaşık 40 panelden oluşan zirve 5 başlık altında toplandı. Etki yaratan finans başlığı altında gerçekleşen panellerde, finans sisteminin sürdürülebilir dönüşüme nasıl destek olabileceği konusunda değerli katılımcılar fikirlerini paylaştı. Bu anlamda finansın geleceğe etkide oynayacağı rolün nasıl şekilleneceği mercek altına alındı. Kapitalizm iyileştirici olabilir mi isimli panelde sürdürülebilirlik alanının duayen isimlerinden Volans kurucusu, yazar ve düşünür John Elkington, gazeteci Cüneyt Başaran'ın moderatörlüğünde onarıcı kapitalizm fikri hakkındaki düşüncelerini aktardı. But we think we believe that growth in civil society activism around the world coincides with an extraordinary period in terms of geopolitics and macroeconomics, where we're moving into another down cycle. Now, that's not totally bad news, because it's during those down cycles that the really, really interesting work gets done. And there's a very real hope that out of this will come the next up wave built around very different technologies and business models. Ekonomist ve yazar Tim Jackson, Covid'den sonra pandemiden ekonomik ve sosyal dersler isimli panelde, gazeteci Cüneyt Başaran'ın moderatörlüğünde pandemiyle geçen son bir senede ne gibi dersler çıkartıldığını anlattı. Almost exactly a year actually since the WHO declared a health pandemic. And the most obvious thing that we learned during that time, I think, and we learned it very early on, is that our model of prosperity and what prosperity means and what prosperity is had gone wrong somewhere, and we'd missed sight of a basic fact, which is that prosperity really is about, as much as anything else, and first and foremost, prosperity is about health. The economy is getting bigger and bigger, and the planet is not at some point, there's going to be a crunch point, and we're going to start trashing the planet, we're going to have climate change problems, we're going to lose species. But was at the time an extraordinary moment of realization, a confrontation of the political class by a 15 at the time, 15-year-old schoolgirl making a blatantly obvious point about fairy tales of economic growth, as she called it. And you know, what came out of that actually was a strengthening of our commitment to climate, a strengthening of our political targets to reduce carbon, and an awareness actually that government was sort of being held to account by a bunch of school kids for its failures to protect life and the planet. In the process, actually, somehow in the collective memory, in the collective politics, the intention to do something seriously about climate change continued. Sosyal inovasyon stratejisti Merve Kavas'ın moderatörlüğüyle gerçekleşen Türkiye'de sağlıklı sosyal girişimcilik pazar alanları oluşturmak ve teşvik etmek oturumunda sosyal satın alma kavramı ve sosyal girişimlerden satın almanın önceliklendirilmesi ele alındı. Oturuma konuşmacı olarak CUN kurucu ortağı Duygu Vatan, TOİ kurucu ortağı Ögeday Uçurum ve Öklit Network bilgi ve araştırma yöneticisi Viteke Dupain katıldı. Viteke Dupain konuşmasında satın almada farkındalığın altını çizdi. Every product you buy casts a vote for the future you want. And this is absolutely the message that we want to bring. Because each product, you can make a decision if that product or service actually supports maybe people who have a disadvantage and from the marketplace or from an employment perspective, or if your product will actually throughout the whole supply chain support a good environmental practice. Aynı oturumda TOİ kurucu ortağı Ögeday Uçurum sosyal girişim penceresinden görüşlerini aktardı. Yani sosyal girişim iyi birine sahip olursa ve o kapasite gelişimi sürecinden iyi bir şekilde ayrılırsa zaten kendi sektöründe yaptığı iş daha iyi bir şey olacak. Ben de biraz daha böyle bakıyorum. Sosyal fırsatları keşfetmek, alternatif finansman ve etki yatırımı isimli oturumda konuşmacılar S360 etki yöneticisi Seza Eraydın moderatörlüğünde sosyal finansman edinimi için başvurulabilecek alternatif metotları ve bu metotlar arasından özellikle etki yatırımı konusundaki görüşlerini ve deneyimlerini paylaştılar. Konuşmacılardan Vestal Ventures Genel Müdürü Metin Salt'a göre gelecek girişimlerde saklı. Geleceği okumak istiyorsanız girişimlere bakın. Onlar geleceği yazıyorlar. Eğer biz daha sağlıklı, daha iyi, daha
başarılı bir toplum yaratmak istiyorsak bundaki en büyük payı da zaten girişimler oynayacak. Basit yöntemlerle, klasik düşünce yapılarıyla büyük etkiler yaratamazsınız. Etkiyi de yaratabilmek için mutlaka çok inovatif bakmak lazım. Gelecekte en önemli duygulardan biri vicdan olacak. İnsanlar şunu soracak, bu şirket iyilik yapıyor mu? İyi bir şirket mi? Vicdanlı mı? Çünkü güç elinizde olduğunuzda geriye tek vicdan kalıyor. Hep birlikte bu ortamı daha güzel yapacağız. Konuşmacılardan Ak Portföy Girişim Sermayesi Fonu Genel Müdür Yardımcısı Ertunç Tümen, kaynakların daha iyi kullanılmasının altını çizdi. Yani tüketimi finanse ederseniz tüketen toplum olursunuz, üretimi finanse ederseniz üreten toplum olursunuz. Finansal enstrümanların yeni katmanları, etki ve finansal güçlendirme eksenli bankacılık panel oturumu, JP Morgan Yönetici Müdürü Fuat Savaş, EBRD kapsayıcılık uzmanı Mehmet Üvez, UBP analist Özgür Göker, Triodos Investment Management Kurumsal Gelişim Başkanı Sandra Castaneda Elana'nın katılımı ve S360 CEO'su Kerem Okumuş'un moderatörlüğüyle gerçekleşti. Fuat Savaş, oturumda denge unsurunun altını çizdi. Yakın zamana kadar kalkınmada insanın ihtiyaçları tek kriterdi. Fakat belli küresel sınırlara yaklaştıkça gezegenin sınırları da bir faktör olarak karar mekanizmasına yansımaya başladı. Ve dolayısıyla SK'lara baktığımızda insanın ihtiyaçları ile gezegenin sınırları arasında bir denge kurma ihtiyacı görülüyor. Dünyada bir para sıkıntısı değil, bir proje sıkıntısı var. Oturumda EBRD kapsayıcılık uzmanı Mehmet Üvez, EBRD'nin kapsayıcılık başlıklarını açtı. Ekonomik kapsayıcılığa, yani ekonomik fırsatların bu fırsatlardan yeterince yararlanamayan gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ki bunlar az gelişmiş bölgelerde yaşayan topluluklar, engelli bireyler, yaşlanmakta olan iş gücü ve son 10 yıla damgasını vuran mülteciler, göç konusu gibi sosyal gruplara da sürdürülebilir bir piyasa ekonomisinin vazgeçilmez parçası olduğuna inanıyoruz. Ekonomik kapsayıcılık modelimizin temelinde de fırsat eşitliği kavramına dayanıyor ve kendi kontrolleri dışında koşullar nedeniyle ekonomik fırsatların önünde orantısız engeller yaşayan gruplara odaklanıyor. Oturumun sonunda Kerem Okumuş son sözleri paylaştı. Bu sistemin dönüşümü için en önemli aktörlerden bir tanesi finans sektörünün ve bankacılıklarının bu anlamda dönüşmesi ve bu dönüşümün arkasındaki ana itici güçlerden bir tanesi olması. Aksi takdirde gerçekten sistemi dönüştürebilmek mümkün değil. O yüzden bu geçmiş kapitalizmin yaratmış olduğu tahribatı herhalde yine kapitalizmin kendi araçlarıyla çözmeye çalışıyoruz ama burada da farklı modeller ve süreçler hayata geçirmemiz gerekiyor.